Merhabalar. Konuşmama 31 Temmuz 1941 tarihinde yüksek tahsil gençliği imzalı bir mektupla başlamak istiyorum. Şehir kulübüne yerel gazete üzerinden yöneltilen bir mektup bu. Fikirlere zincir vuran devrin yıkıldığını bilmekle beraber otokrasi zihniyetinin Ayvalık'ta yaşatıldığına kâni bulunanlardan değiliz. Memlekette bir sınıf farkı gözetildiğini de kabul edecek kadar basit düşünemeyiz. Heyet-i umumiyemiz yüksek tahsil talebesindeniz. Fakültemizin tatil devresinde her üniversiteli gibi bizler de memleketimiz olan Ayvalık'ta geçiriyoruz. Memleket şehir kulübüne devam etmekte bulunuyorduk. Şimdiye kadar iyi karşılanan biz gençler bazı istisnalar olmak üzere bir kısmımıza kulüp idare heyetince yazılan mektupla üye olmadıkça kulübe devamımıza mümkün olmayacağı tebliğ ediliyor. Nizamnameye karşı bir şey diyeceğimiz yoktur. Nazarı dikkate alınması gereken esas noktalar şunlardır. Nizamnamenin tatbikinde istisna yoktur. Bir kısım arkadaşların bu kayıptan vareste tutulmasının diğerleri üzerinde menfi tesirler icra edeceği şüphesizdir. Bu itibarla Ayvalık Şehir Kulübü idare heyetine soruyoruz. Böyle istisnai muamele yapmakla muhitte ahenk ve vifakın yıkılması mı arzu ediliyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi bu mektup tam da benim araştırma konumda araştırma konumu oluşturan şehir kulübü ve benzeri kentsel mekanların yapısını, toplumsal kompozisyonunu, kent seçkinlerinin bilinçli bir şekilde bilinçli bir eylem ile kendi sınıflarını kapsayıcı, diğer katmanlar için dışlayıcı şekilde inşa ettiği kurumlara dair bir problem. Ben de araştırmamda bu problemi biraz sorgulamaya çalıştım ve bu sunum boyunca varabildiğim birkaç cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki tüm araştırmanın verilerini paylaşmak mümkün olmuyor. Ya en geniş anlamda da çalışmamın amacı 19. yüzyıldan itibaren İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde sosyalde yaşama dahil olan ve Cumhuriyet'le birlikte taşraya da yayılan kulüp ve dernekleri Balıkesir örneğinde tarihselleştirmek. Bunu yaparken dönemin taşra burjuvazisine ilişkin belli örüntülerin olup olmadığını görmek. Bunun üzerine de bu kurumlar üzerinden sosyoekonomik, siyasi ve kültürel dönüşümü de göstermek. Çalışmada sadece aslında varlıklarına dair, olup olmadıklarına dair bir fikir verebiliyorum. Bir takım kaynaklar kullandım. Türkiye'de böyle kurumsal tarih çalıştığınızda işler çok kolay olmuyor. Hele taşraya gittiğinizde epey zor oluyor. Böyle bir amnezi var kurumsal tarihte. Zaten çok şaşırıyorlar. Ve imha çok yaygın belgelerin. Bu kurumların çoğunun belgesi imha edilmiş durumda. Bulmak çok zor. Epey deşmek gerekti. Bulabildiğim nadir belgeler var. Bunun dışında bazı belgelerde bunların izini sürebiliyorsunuz. Yani böyle bir olay örgüsü yaratabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz belgelerin hepsinin içinden bir olay örgüsü yaratmaya çalıştım. Özellikle kişisel görüşmeler ve kent arşivleri, yerel gazeteler bu konuda çok yardımcı oldu. Peki neden kurumları aldım diye düşününce, aslında burada bir mevcut kent ve taşra araştırmalarına hakim devlet merkezci ve modernleşme ekseni anlatıları benim için bir problemdi. Hepimizin bildiği bir anlatı mevcut. Ulus devlet inşa sürecinde modernleşme devlet elitleri kent mekanına topyekün imar faaliyetiyle müdahale eder ve bu mekanların beraberinde getirdiği pratiklerle toplumda dönüşür. Haliyle kente müdahalenin biricik aktörü sadece bu sivil ve askeri Kemalist elittir. Ve geri kalan kent sakinleri pasif, homojen, genelde de sınıfsız, edilgen bir şekilde bu sürece dahil olur ve dönüştürülmeye de çok açıktır. Özellikle erken Cumhuriyet dönemi bunun için bir vaha. Çünkü devletin gücünü çok konsolide ettiği bir dönem, pekiştirdiği bir dönem. Burada daha da bu teoriyi bütün taşra kentlerine uygulayabiliyorsunuz. Tüm o kamusal binalar, o kentsel her kentte karşınıza çıkan donatılar, istasyonlar, kamusal binalar, caddeler, parklar bu anlatıyı tam dolduruyor. Ama ben burada özellikle bu kulüp ve dernekler, gönüllülük esaslı, gönüllülük temeline dayanmış kurum ve derneklerle bu taşraya daha sınıfsal bir açıdan bakmak istiyorum. Mekanların, kentsel mekanın kullanımına dair bir bakış edinerek ve bu şekilde bu taşradaki kent seçkinleri olarak adlandırdığım böyle Burdüye'den de biraz referansla orta sınıf belli sermaye türlerine sahip bir orta sınıftan bahsediyorum taşrada. Ekonomik olabilir, siyasal olabilir, toplumsal olabilir, kültürel olabilir. Bu aktörleri özellikle erken Cumhuriyet dönemi tarihine kentsel mekanda sokmak istedim. Balıkesir'den çok az bahsetmem lazım. Neden önemli? Balıkesir 17. 18. yüzyılda bir ticaret ve üretim şehri. 19. yüzyılda daha da önem kazanıyor ve dünya ekonomisine eklemleniyor.
bir geçiş bölgesi. Marmara'yla Ege'nin o üretiminin, yoğun üretiminin, ham madde üretiminin geçiş bölgesi. Ülke içi ve dışı bağlantılar var. Limanlar, Bandırma Ayvalık limanları çok önemli. Demir yolu var, yine çok önemli aynı şekilde. Bu farklı iklim özellikleri nedeniyle tarımsal üretim zenginliği var. Bir ham madde pazarı. Buğday, un üretimi sanayiye, zeytin, peşinden zeytinyağı ve sabun sanayiye, tütün, pamuk gibi üretim var. Kerestecilik çok önemli ve madenler tabii ki. Tabii hemen bir haritayı da göstermek istiyorum bilmeyenler için. Nüfusuna bakacak olursak, Balıkesir bir iskan cenneti aslında Osmanlı'dan itibaren. Daha önceki Kafkas göçleriyle başta Çerkez nüfusun çok yerleştirildiği bir bölge. Daha sonra 93 Harbi, Balkan Savaşları, Türk-Yunan Savaşı ve ardından da zorunlu mübadele ile birlikte demografinin tamamen değiştiği bir bölgeden bahsediyoruz. Rum ağırlıklı bir bölgeden Müslüman ve Türk bir nüfusa doğru dönüş oluyor. Rumların özellikle 1923'teki zorunlu göçle gönderildiğini görüyoruz. Mesela Ayvalık tamamen Rumlardan oluşan bir ilçeyken Türk, Müslüman bir nüfusla dolduruluyor. Sanayi açısından da bakacak olursak, özellikle zeytinyağı, un sanayisi çok gelişmiş bölgeden bahsediyoruz. Burada önemli olan şeylerden biri buradaki Müslüman girişimcilerin Osmanlı'da 19. yüzyıldan beri kendilerini göstermiş onları. Tabii ki Ayvalık özelinde birkaç aileden bahsedebiliyoruz. 400-500 kişi kadarlar 19. yüzyılda ama diğer bölgelerde Müslüman girişimciler var. Mesela 1920'ye gelindiğinde un fabrikalarının 9 tanesi bu Müslüman girişimcilere ait Balıkesir merkezde. Bu Müslüman aileler Osmanlı Devleti'nin bilinçli teşvikleriyle müteşebbis olurken aynı zamanda Kuvayi Milliye hareketi onlar için bir fırsat oluyor. Kuvayi Milliye'ye katılanlar genelde güçlerini daha da sağlamlaştırıyorlar ve siyasal bağlantılarını da kullanıyorlar ve bölgede çok büyük alanları kapıyorlar. Özellikle Ayvalık'ta daha 1923'ten hemen önce 1922'den gelen ailelerin buranın müteşebbisleri, sanayicileri olduklarını ve güçlü bir şekilde zaten gelenleri karşıladıklarını görüyoruz. Kentleşme açısından bakacak olursak Balıkesir tipik bir Anadolu kenti aslında. 19. yüzyılın ortalarında imar faaliyetleri başlıyor. Ve Cumhuriyet'in ilanını izleyen yıllarda daha yoğun bir şekilde biraz önce size bahsettiğim anlatının o tüm kentsel donatılarına sahip olan bir şehir. Burada Burhaniye, Balıkesir Merkez, Bandırma'yı görebilirsiniz. Balya bir maden şehri, bu yüzden önemli bir şehir. Araştırmam kapsamında bazı kurumlar karşıma çıktı. Bu kurumlar öncelikle şehir kulüpleri. En tipik kurumlardan biri o. Neredeyse her ilçede var. Ve bu şehir kulüplerini de hani sadece Cumhuriyet balılarının yapıldığı kaymakamlığa, bölgenin fabrikatörünün, tüccarının buluştuğu, işte buradan da modernleşme, hadi modernleşelim gibi bir proje yürüttükleri yerler, mekanlar olarak genelde anlatılıyor hakim literatürde. Ama böyle olmadığını pek çok datada, arşiv belgesinde bulabildim. Bunun dışında başka pek çok kurum var. Özellikle Türk Hava Kurumu, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi resmi görünüşlü, yani devletin himayesinde, yönetiminde açılmış olan kurumları da araştırmaya dahil ettim. Çünkü bu kurumlar zaman içerisinde tamamen bir kent seçkinlerinin eline geçiyor. Zaten devletin o kadar büyük taşrada memur, bu kurumları idare edecek memuru olmadığı için bu kurumlar bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra tamamen taşradaki seçkinlerin iktidar alanları haline dönüşüyor. Ve araştırma boyunca bir takım sorular sordum. Çünkü bu sorularla bu kurumlar acaba münferit olgular mı yoksa bana anlamlı bir veri verecekler mi sosyal bilimler anlamında? Ben buradan bir yapı, bir desen elde edebilecek miyim? Bazı temel sorular sordum. Neden ortaya çıkıyorlar? Yani neden durup dururken bu insanlar birleşiyorlar ve bir şeyler kuruyorlar? Çünkü paralarını, finansını tamamen kendilerinin finansmanını yapıyorlar. Neden kuruyorlar? Ne gibi formlara bürünüyorlar? Kimler katılıyor? Ne gibi amaçları var? Ve başarılı oluyor mu, olmuyor mu? Kenti dönüştürüyor mu bunlar gerçekten? Yoksa sadece biraz önce bahsettiğim gibi toplanıp içki içip eğleniyorlar mı? En kaba tabiriyle. Çünkü öyle olduğu düşünülüyor ki öyle. Sonuçta görüyoruz. Birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. Ama iki temel bir şey çıktı. Bir, burada
paylaşacağım bugün. Burada bir orta sınıf inşası ve temsiliyeti kesinlikle var. Burada bilinçli bir şekilde tamamen parçacıklı bir orta sınıf, yani herhangi bir ideolojinin birleştirmediği inanılmaz bir güç, mevki, itibar skalasına yayılmış olan bir sınıfın burada bilinçli bir şekilde bir araya gelmeye çalıştığını ve kolektif bir kimlik oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. İkincisi, devleti işin içine katarak ya da katmadan toplumun kontrolünü, denetimini, mevcut kaynakların kullanımına karar veriyorlar. Ve bunu belli kriz anlarında belli konjonktürlerle yapıyorlar. Yani her kurumun ortaya çıkışının bir sebebi var. Belli bir krize cevap vermek amacıyla çıkılıyor. Bu demin o yeme içme dediğim durum bu. Tabii ki burada sürekli bir araya geliyor bu kurumlar. İlkine bu minvalde cevap vereceğim. Bunlar evet kolektif bir kimlik için bunları kuruyorlar. Ve retorikte herkese açık olsa da bu kurumlar, ilk okuduğum mektuptan da anlayabileceğiniz üzere açık değil. Belli nizamnameler var, belli kurallar var. O kuralları yerine getirmeniz gerekiyor. Özellikle şehir kulüplerine referansla girebiliyorsunuz. Yani kulüp üyelerinden birinin size referans olup, kefil olup size önermesi gerekiyor. Burada bir haftalık bir deneme süresine genelde tabi tutuluyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Eğer grup üyeleri sizi kabul ederse alınıyorsunuz. Bir kere kulüpten atılırsanız bir daha asla giremiyorsunuz. Kulüpten atılmak çok büyük bir tehlike bu yüzden. Bunun dışında bu kurumlar ne işe yarıyor, nasıl oluşuyor diye bakacak olursak, yapısına bakacak olursak ortak bazı özellikler var. Finansal ya da mecburi bir baskı olmadan bir araya geliyorlar. Genelde bir iki resmi hedefleri var hepsinin. Mesela şehir kulüplerinin genelde amacı bilime, ilime faydalı insanlar olabilmek gibi, böyle çok kabaca, hiçbir anlama da gelmeyen bazı amaçlarla bir araya geliyorlar. Gayri resmiler, sınırlı bir doğaları var. Finans üyelerinin kontrolünde, üyelik aidatı, bağışlar söz konusu. Senelik seçimlerle gelen bir komite bu geliri topluyor ve faaliyetler bu bütçeyle gerçekleşiyor. Her üyenin bir oyu var, bu önemli, bir anlamda demokratik. Genelde çatışması seçimler yapılıyor. Ama tabii bu parçalık kimlikler olduğu için bunlar burada nasıl yine de bir araya gelecekler diye soruyoruz. İşte burada oligarşik bir yönetim yapısı oluşuyor, hiç istisnasız. Bu oligarşik yapı bu çok parçalı kurumları bir arada tutmaya ve kolektif bir birlik oluşturmaya çalışıyor. Oligarşiye dönmesi yönetimin ne anlama geliyor onu açıklayacağım. Tipik bir örüntü var. Bölgenin üretimine, üretim ilişkilerine bağlı olarak değişen reis yardımcısı, sekreter, maliyeden sorumlu birisi ve azalar, asil aza, yedek azalar. Ve dediğim gibi bölgeye göre değişen şekilde reis bölgenin o orta sınıfın, kent seçkinin en üst düzeyindeki kişi oluyor. Bu bir yerel müteşebbis, sanayici, büyük tüccar veya bölgenin oturmuş, tanınmış doktor avukatı olabilir. Sekreter veya maliyeden sorumlu kişi varsa bir bankacı, yine bankanın üst düzey memurlarından biri ya da orta ölçekli bir tüccar ya da avukat olabiliyor hukuki işlemleri halledebilmesi için. Yaşça daha küçük olanlar, evli olmayanlar ya da hani servetinin bu demin bahsettiğim sermayelerden herhangi birine daha tam olarak sahip olmayanlar en fazla yönetim kurulu üyesi oluyorlar ama genelde de yönetim kuruluna alınmıyorlar. Önce üye olarak bir performans gösterip o hiyerarşinin üstüne çıkması gerekiyor. Ve bölgesel olarak özellikle merkeze doğru gidildikçe yüksek bürokrasinin de işin içine girdiğini görüyoruz. Mesela Balıkesir merkezde artık üst düzey bürokratlar işin içinde, kaymakamlar, askeri komutanlar. Ancak limanlara doğru geldikçe, kıyı bölgelerine geldikçe, Bandırma, Ayvalık, Edremit gibi bölgelere geldikçe bu resmi bürokratlar, üst düzey bürokratlar azalıyor. Yerlerini özellikle sanayiciler ve tüccarlar alıyor. Özellikle Komili ailesi, Sarlıcı ailesi, Cömert ailesi, Sabuncugil ailesi gibi daha Midilli'deyken bir burjuva ailesi olarak yer edinmiş Ayvalık'a geldikleri zaman da bunu sürdüren ailelerin bu kurumların hepsini yönettiğini görüyoruz istisnasız bir şekilde. Balya enteresan çünkü Balya bir maden şehri olması sebebiyle kulübünde özellikle maden şirketlerinin yöneticileriyle mühendisleri var. Halkla çok sınır, geri kalan işçi sınıfıyla çok derin bir çizgi var. Kulübe asla giremiyorlar, kulübün yakınına bile yaklaşamıyorlar. Toplumun geri kalanında küçük esnaf, zanaatkarlar, işçi aileleri dediğim gibi bu mekanın dışındalar. Mesela Balıkesir'de kent seçkinleri kulüplerde buluşurken, tüm okazyonlar için orada yer alırken geri kalan toplumun alt kesimleri de istasyon ve çevresindeki çay bahçeleri ve tam da ulus devlet anlatılarında uygun
düştüğü üzere de Atatürk Parkı yapılıyor Balıkesir'de. Burada devletin hazırlamış olduğu parklarda havuz kenarlarında vakit geçiriyorlar, boş zamanlarını geçiriyorlar. Bunlar genelde erkek egemen, ezici bir şekilde erkek egemen kurumlar. Kadınlar burada genelde hayırsever kurumlarda yer alıyorlar ve genelde de toplumsal bağları kuruyorlar. Görünür olmasını sağlıyorlar o sınıfın. Ama onun dışında denetimi, yönetimi ve finansı tamamen erkeklerin elinde. Burada demin bahsettiğim bu yemek, içmek, dans, müzik, burada nikahların, evliliklerin yapılması bu tabii ki kimliği deneyimsel bir şekilde, pratik bir şekilde iyice oluşturuyor. Özellikle alkolün bulunması tabii sosyal bir cesaret ortamı da sağlıyor. Burada o kimliğin içindeki hiyerarşilerin eşitlendiği bir pratiğe dönüşüyor. İşte en iyi kim içer, en iyi kim oynar, en iyi kim dans eder, en iyi kim kumar oynar gibi bir takım pratiklerle görünürde kendine ait hissetme anlamında bir eşit düzeye gelme olduğunu görüyoruz. Özellikle kumar çok sembolik, ortaya konan paranın tekrar dağıtıldığı, eşit bir şekilde dağıtıldığı, hak edene gittiği bir anlama geliyor. Bunlar çeşitli ilçelerden bulduğum fotoğraflar bölgede. İkinci sorduğum soru bunlar neden oluşuyor, neden meydana geliyor olmuştu ve bu da bana bu kurumların dediğim gibi bir takım sosyoekonomik sebepleri olduğunu gösterdi. Özellikle Türkiye'nin kuruluşundan itibaren o kurucu yıllar, İkinci Dünya Savaşı'nı da dahil ederek söylersek bu kurucu yıllardaki istikrarsızlık ve sürekli bir tehdit hali, 1929 ekonomik buhranı, savaş tehdidi, üretimin düşmesi, nüfusun azlığı zaten uzun bir savaş döneminden çıkılmış. Sürekli tedirgin olan o orta sınıfların hep o sınıfsal pozisyonlarını kaybetme, tüm ellerindeki sermayelerin tehlikeye girmesi hissiyle yaşayan orta sınıflar için bu dönem boyunca sürekli zaten bu kurumların kurulması için bir takım bahaneler ortaya çıkıyor. Ve bu büyük tüccarlar, müstahsiller, üreticiler, girişimli sanayiciler ve onların da doktor, avukat, diş hekimi, mühendis gibi profesyonel müttefikleri, bunları da o anlamda aynı gruba sokuyorum. Bir yandan hem bu tehditle sürekli uğraşıyorlar, 1920'lerden İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan tehditle, bir yandan da sürekli gücünü arttıran devlete karşı da sürekli pozisyonlarını korumak zorundalar. Çift cephede verdikleri bir savaş var. Ve bu yüzden de özellikle bu savaş sırasında istikrarı korumak, düzeni korumak, orta sınıfın en büyük zaten kaygılarından, endişelerinden biri mutlak düzeni sürekli sürdürmek, pozisyonlarının sağlamlığı açısından bu kurumlar bu işe yarıyorlar. Bir araya geliyorlar, belli hedefe doğru yöneliyorlar. O hedef kimi zaman hastalık, yoksulluk olurken kimi zaman savaş tehdidi oluyor. Çok kısa mesela bir örnek vereceğim hemen. 1930'larda bildiğinizi tahmin ettiğim Türk Hava Kurumları kuruluyor. Türkiye'nin pek çok yerinde. Ve bu hava kurumları 25'te açılıyor. 25'ten 30'a kadar devlet çok ciddi bir şekilde devlet seçkinlerinin bu kulüplere üye olması için baskı yapıyor. Sürekli müfettişlik raporlarında görüyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Sadece alt sınıf ilgileniyor. Neden bu varlıklı olanlar bize para vermiyorlar açıkçası? Ve yoğun bir propaganda, vatandaş Türk Hava Kurumu'na üye ol, hava tehdidi var, İtalyanlar saldıracak, işe yaramadığını görüyoruz. Ne zaman ki 1900'lerin, 30'ların ortalarına doğru bu tehdidin bir tehdit değil artık bir realite olduğunu anlıyorlar, böyle toplu törenler halinde kulübe üyelik başlıyor. Kısa sürede kulübe ele geçiriyorlar, bütün yöneticiler, mesela bu demin bahsettiğim Ayvalık'taki aile kurumu ele geçiriyor. O kadar çok para biriktiriyor, bağış kampanyaları yapılıyor ve o kadar çok para birikiyor ki uçak satın alıyorlar. Her ilçe bir uçak satın alıp gönderiyor. Türkiye genelinde böyle zaten. Orta sınıfların bu dehşete düşme anıyla 300 küsür tane uçağın Türkiye devletine savunması için hediye edildiğini biliyoruz. Bu da epey tabii yüklü bir miktar. Alt sınıflarla da tabii ki bir problem var. Alt sınıflarla problem ne? Bunlar yeteri kadar çalışmıyorlar. Miskinler, tembeller, üretim az. Özellikle Ayvalık'ta, Edremit'te, Burhaniye'de zeytin toplamanın çok emek yoğun bir iş olması ve verimsizlikleri. Bu verimsizlik meselesi 30'larda zaten egemen bir mesele. Ve bu verimsizliklerin sebebini arıyorlar, buluyorlar, kahvehaneler olarak görüyorlar. Ve orta sınıfların kahvehanelerin kapatılması üzerine belediyeye baskı yaptıklarını görüyoruz. Bunlar orada hiçbir şey yapmıyorlar. Bütün gün tavla oynuyorlar ki kendileri de sürekli aslında her akşam bunu yapsalar da. Ve onlar çalışmıyorlar.
Oysa ki çalışsalar kasabamız alacak, yürüyecek. Böyle bir şey de var, diskur da ediniyorlar. Burada devletle mesela ortaklar. Çünkü verimlilik her iki tarafında kaygısı. Kahvehaneleri kapatmıyorlar elbette, kapatamıyorlar ama çeşitli kurumlar kuruyorlar. Sporun bir sürü branşını açıyorlar. Avcılar, hadi gelin sürek avına gidelim diyorlar. Yardım kolları, pek çok yardım kolu. Tiyatroya, bu kahveden gerçekten gençleri topladıkları gibi tiyatroya, müziğe. Şimdi bunlar genelde tabii ki modernleşmeci diskurda anlatılan şeyler. Ama orta sınıfların bu verimlilik kaygısı da onları o müsamere, bu alamadım ama bolca müsamereye çıkıyor bu tavla oynayan gençler. Son olarak da bir olayla bitireceğim. Var mı vaktim? Tamam. Hemen son bir tane anlatıyorum. Peki bu birlik olma hali başarıya ulaşıyor mu? Şimdi ne kadar başarılı olduklarını tam anlayamıyorum tabii ki. Ama inşa edici ve dönüştürücü bir rol olduğunu görebiliyoruz. Ancak yine de bu çok parçalı yapı her zaman düzgün gitmeyebiliyor. Ve kurum içinde bu özellikle oligarşik yönetimle birileri de yönetmek istiyor, iktidardan pay sahibi almak istiyor, kenti yönetmek istiyor. Tartışmalar olduğunu görüyoruz. Genelde dışlamak, kovmak, kovmayı çok yapmıyorlar itibar düşündüğü için kurumun ama istifaya zorlamak çok tipik bir strateji. Yolsuzluk çok tipik, yolsuzluk yaptın istifa et, zorla istifa ettiriyorlar. O da o kurumdan istifa ediyor, bu kurumu ele geçirmeye çalışıyor. Çok tipik bir örüntü. Hemen burada çok kısa bir spor kulübü vakası anlatmak istiyorum, pratiğe de dökmek için. Ayvalık'ta gerçekleşiyor bu olay. 1937 yılında bir düşmanlık derecesine varan bir çatışma yaşanıyor. İdman yurdu spor ile akın spor arasında bir kavga oluyor. İdman yurdu çok tipik, 1924'te devletin himayesiyle açılan bir spor kulübü, beden terbiyesinin terbiyesine hizmet eden. Bunların da 14 yıl boyunca büyük bir oligarşik yönetimi olmuş ve kentteki tüm sportif faaliyetleri, eğlenceyi, sanatı organize ediyorlar bu spor kulüpleriyle. Gençleri yönetiyorlar. Akın Spor kuruluyor. Akın Spor'u kuran kişi Doktor Fazıl Doğan. Kendisi doktor. 1922'de hemen mübadeleden önce gelmiş. Çünkü Kuvayi Milliye'de rol almış. Sonra İş Bankası'ndan Yüklüce'de bir kredi alıp ilk fabrikatörlerden biri oluyor. Çok hayırsever, yani bütün hayırsever kurumların içine giriyor. Ama seçkinler arasında bir problemi var. Onu böyle çok barındırmak istemiyorlar. İdman yurdunda bir türlü yönetim kuruluna giremeyince kendisi gidiyor bir tane spor kulübü açıyor. Bu spor kulübü açılınca tamam, ne var bunda, spor kulübü açıldı. Kentte bu seçkinlerin kapışmasıyla zaten hali hazırda bir gerginlik var mübadil kenti olduğu için, ortak bir hatıra, bir kimlik olmadığı için müthiş bir çekişme başlıyor. Ve aileler kendi aralarında kavga ediyorlar, adli durumlar oluşuyor. Esnaf ve kent sakinleri birbirlerine ekonomik boykota başlıyorlar. İdman yurdunun yeşil beyaz, Akın Spor'un kırmızı beyaz renkleriyle her yer donanıyor. Kimin ne olduğu belli. Ve macuncular bile, böyle bir rapor oluyor. Kentin macuncuları var, çocuklara macun satan. Onlar bile o renge göre macun yapıyorlar ve çocuklar ona göre tercihte bulunuyorlar. İlkokul, ortası, okul sınıfı öğrencileri ikiye ayrılıyor. Sokakta bir çocuk sizi gördüğünde yabancıysanız ilk sorduğu yurtlu musun, akıncı mısın? Ona göre de reaksiyon tabii tahmin edebileceğiniz gibi oluyor. Ya akışlar ya küfürler. Ve en sonunda bir maç oluyor. Maçta herkes birbirine giriyor. Zaten bunu da bekliyor yetkililer. Bu arada resmi yetkililer de saflara ayrılmış durumdalar. Hatta 15 Eylül'de ilçenin kurtuluş günü hiçbir organizasyon yapılamıyor. Çünkü hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Ve bu merkezi hükümetin asla kabul edemeyeceği bir şey. Ve en sonunda da maçta kavga oluyor. Süngüler çıkıyor, asker ayırmak zorunda kalıyor. Artık CHP Genel Sekreteri bu işe dur diyor. Suçlunun kim olduğu anlaşılamıyor. Fazıl Doğan hain olmakla suçlanıyor. İdman yurduna darbeye kalkıştığı gerekçesiyle suçlanıyor ve ulusal bir savaşa yerel medya, yerel o zamanın basını çağırıyor ilçe halkını. En sonunda Genel Sekreterlik diyor ki birleşin. Birleşmeyince, bu seçkinler aralarında uzlaşmayınca kapatmak zorunda kalıyor ve iki kulüpte kapatılıyor ve 1945'e kadar hiçbir kulübün açılmadığını görüyoruz. Bu arada bu devletin, hani vardığım yer biraz böyle devlet gördüğünüz gibi çok güçlü kısmına gelebilir ama devlet en son aşamada dahil oluyor ve benzer bir durum yine böyle kulüpler arası bir mücadele Trabzon'da yaşanıyor mesela. Trabzon'da bu seçkinler birleşiyorlar, yerel basını da yanlarına alıyorlar ve mesela orada devlet kapatamıyor, merkezi hükümet. Ama burada bu parçalı yapı ve aşina olduğumuz hain terörist suçlamaları kent seçkinlerini böldüğü için başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ve burada da bitirip diğer konuşmacılara tabii ki şey vereceğim. Teşekkür ederim.